Bu önemli hizmet Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Buges tarafından sağlanmıştır. Lütfen YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arayış yılları diplomasi ve değişim dönemi. 17. 18. yüzyıl 2. Sayfa 278. Okuyan Aysel Yıldırım. Test 18. Soru 1. Osmanlı Devleti'nde Büyük Kaçgun olarak adlandırılan Celali isyanlarının yaygınlaşmasında etkili olan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Seçenekler A. Haçova Savaşı'ndan kaçanların Anadolu'ya gelmesi, B. Medrese öğrencilerinin işsiz kalması, C. Vergilerin yükseltilmesi, D. Tımar dağıtımında adaletsiz davranılması, E. Ulufelerin geç ödenmesi. Yanıt Edirne, ulifelerin geç ödenmesi. Soru 2. 17. yüzyılda Osmanlı devlet adamları ıslahat çalışması içine girerek devleti içine düştüğü durumdan kurtarmaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yapılan ıslahatların özelliklerinden değildir? Seçenekler A. Baskı ve şiddet uygulanmıştır. B. Batılı uzmanlardan yararlanılmıştır. C. Yüzeysel olarak yapılmıştır. D. Devlet politikasına dönüşmeyip kişilere bağlı kalmıştır. Çıkarları zedelenen kesimlerce engellenmeye çalışılmıştır. Yanıt Bursa. Batılı uzmanlardan yararlanılmıştır. Soru 3. Devletin kötü gidişatının önüne geçebilmek için Koçi Bey tarafından hazırlanan rapor, az sonra seçeneklerde okuyacağım padişahlardan hangilerine sunulmuştur? A. Yalnız 1. Genç Osman. B. Yalnız 2. 4. Murat. C. Yalnız 3. 1. Ahmet. D. 1 ve 2. 1. Genç Osman. 2. 4. Murat. E. 2 ve 3. 2. 4. Murat. 3. 1. Ahmet. Yanıt Bursa. Yalnız 2. 4. Murat. Soru 4. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi devlet otoritesini arttırabilmek için içki ve tütün yasağı getirerek kahvehaneleri kapattırmıştır? Seçenekler A. 4. Murat, B. 2. Osman, C. 2. Ahmet, D. 4. Mehmet, E. 2. Süleyman. Yanıt Adana. 4. Murat. Soru 5. Duraklama döneminde padişahların küçük yaşta tahta geçmesinin üzerine valide sultanların devlet yönetiminde etkisi artmış ve kadınlar saltanatı dönemi başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu dönemde yönetimde etkili olduğu söylenemez. Seçenekler A. Kösem Sultan, B. Safiye Sultan, C. Nurbanu Sultan, D. Hatice Sultan, E. Bala Hatun. Yanıt Edirne. Bala Hatun. Soru 6. 4. Murat döneminde hazırlamış olduğu Siham-ı Kaza adlı eserinde birçok devlet adamına hicvettiği için padişah tarafından idam ettirilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Nef'i, B. Baki, C. Nedim, D. Fuzuli, E. Ruhi. Yanıt Adana. Nef'i. Sayfa 279, soru 7. Az sonra seçeneklerde okuyacağım devlet adamlarından hangileri ıslahat programını hazırlarken batılı uzmanlardan yararlanmıştır? Seçenekler A. Yalnız 1. 3. Selim, B. Yalnız 2. 1. Mahmut, C. 1 ve 2. 1. 3. Selim, 2. 1. Mahmut, D. 2 ve 3. 2. 1. Mahmut, 3. 4. Murat, E. 1. 2 ve 3. 1. 3. Selim, 2. 1. Mahmut, 3. 4. Murat. Yanıt Ceyhan. 1 ve 2. 1. 3. Selim, 2. 1. Mahmut. Soru 8. Aşağıdaki 17. yüzyıl padişahlarından hangisi Şeyhülislam'ın fetva vermek dışındaki tüm yetkilerini elinden alarak ilmiye sınıfının devlet işlerine karışmasını önlemeye çalışmıştır? Seçenekler A. 1. Ahmet, B. 4. Murat, C. 2. Osman, D. 4. Mehmet, E. 3. Mehmet. Yanıt Ceyhan. 2. Osman. Soru 9. Az sonra seçeneklerde sayacağım devlet adamlarından hangileri, Celali isyanlarını bastırmak ve merkezi otoriteyi güçlendirmek için
baskı ve şiddet yoluna başvurmuştur. Seçenekler A. Yalnız 1. Kuyucu Murat Paşa. B. Yalnız 2. Tiryaki Hasan Paşa. C. Yalnız 3. Alemdar Mustafa Paşa. D. 1 ve 2. 1. Kuyucu Murat Paşa. 2. Tiryaki Hasan Paşa. E. 2 ve 3. 2. Tiryaki Hasan Paşa. 3. Alemdar Mustafa Paşa. Yanıt Denizli. 1 ve 2. 1. Kuyucu Murat Paşa. 2. Tiryaki Hasan Paşa. Soru 10. 17. yüzyılda yapılan islahatların daha çok askeri alanda yoğunlaşmasında seçeneklerde sayacağım durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Seçenekler: A. Yalnız 1. Ganimet gelirlerinin azalması. B. Yalnız 2. Savaşlarda yenilgilerin artması. C. Yalnız 3. Ticaret yollarının yön değiştirmesi. D. 1 ve 2. 1. Ganimet gelirlerinin azalması. 2. Savaşlarda yenilgilerin artması. E. 1, 2 ve 3. 1. Ganimet gelirlerinin azalması. 2. Savaşlarda yenilgilerin artması. 3. Ticaret yollarının yön değiştirmesi. Yanıt Denizli. 1 ve 2. 1. Ganimet gelirlerinin azalması. 2. Savaşlarda yenilgilerin artması. Soru 11. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda tahta çıkan padişahların daha önceki padişahlara göre yönetimde başarısız olmasında seçeneklerde okuyacağım durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A. Yalnız 1. Sancak sisteminin kaldırılması. B. Yalnız 2. Padişahların küçük yaşta tahta çıkması. C. 1 ve 2. 1. Sancak sisteminin kaldırılması. 2. Padişahların küçük yaşta tahta çıkması. D. 1 ve 3. 1. Sancak sisteminin kaldırılması. 3. Kadınların yönetime karışması. E. 1, 2 ve 3. 1. Sancak sisteminin kaldırılması. 2. Padişahların küçük yaşta tahta çıkması. 3. Kadınların yönetime karışması. Yanıt Edirne. 1, 2 ve 3. 1. Sancak sisteminin kaldırılması. 2. Padişahların küçük yaşta tahta çıkması. 3. Kadınların yönetime karışması. Soru 12. Osmanlı Devleti'nde sancağa çıkma usulüne göre tahta çıkan son padişah aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: A. 1. Ahmet, B. 3. Mehmet, C. 2. Osman, D. 4. Murat, E. 4. Mehmet. Yanıt Bursa: 3. Mehmet. Sayfa 280, soru 13. 17. yüzyıldan itibaren Anadolu'da sosyoekonomik sebeplerden dolayı ortaya çıkan Celali isyanının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Seçenekler: A. Üretimin düşmesi, B. Taşra'da otoritenin sarsılması, C. Vergi gelirlerinin azalması, D. Şehirlerin nüfusunun artması, E. Ulusçu düşüncelerin yaygınlaşması. Yanıt Edirne: Ulusçu düşüncelerin yaygınlaşması. Soru 14. Osmanlı Devleti'nde yaşanan seçeneklerde okuyacağım gelişmelerden hangilerinin sonucunda padişah değişikliği yaşanmıştır? Seçenekler: A. Yalnız 1. Çınar Vakası, B. Yalnız 2. Edirne Olayı, C. Yalnız 3. Patronu Halil İsyanı, D. 1 ve 2. 1. Çınar Vakası, 2. Edirne Olayı, E. 2 ve 3. 2. Edirne Olayı, 3. Patronu Halil İsyanı. Yanıt Edirne: 2 ve 3. 2. Edirne Olayı, 3. Patronu Halil İsyanı. Soru 15. Hotin kuşatmasının ardından Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya yönelik ilk adımı atan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: A. 4. Murat, B. 1. Ahmet, C. 2. Osman, D. 4. Mehmet, E. 2. Mahmut. Yanıt Ceyhan: 2. Osman. Soru 16. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda duraklama dönemine girmesinde iç ve dış nedenler etkili olmuştur. Aşağıdaki nedenlerden hangisi duraklamanın dış nedenleri arasında gösterilemez? Seçenekler: A. Devletin doğal sınırlara ulaşması, B. Ticaret yollarının yön değiştirmesi, C. Avrupa'daki gelişmelerin takip edilememesi, D. Avrupalıların Haçlı ittifakları kurması, E. Dirlik sisteminin bozulması.
Yanıt Edirne. Dirlik sisteminin bozulması. Soru 17. Osmanlı Devleti'nde en fazla padişah değişikliğinin yaşandığı yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. 14. yüzyıl, B. 15. yüzyıl, C. 16. yüzyıl, D. 17. yüzyıl, E. 19. yüzyıl. Yanıt Denizli. 17. yüzyıl. Soru 18. Osmanlı Devleti'nin Kanuni döneminde Fransa'ya verdiği kapitülasyonları 1740 yılında 1. Mahmut döneminde sürekli hale getirmesinde etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Fransız ihtilalinin yaşanması, B. Fransa'nın Belgrad Anlaşması'nda arabuluculuk yapması, C. Kabakçı Mustafa isyanının çıkması, D. Esham senetlerinin uygulamaya konulması, E. Fransa'da hanedan değişikliğinin yaşanması. Yanıt Bursa. Fransa'nın Belgrad Antlaşması'nda arabuluculuk yapması. Sayfa 281, test 19'a geçiyoruz şimdi. Arayış yılları, diplomasi ve değişim dönemi diye geçiyor konu. 17. ve 18. yüzyıl 3. Soru 1. Lale Devri'nde Paris'e elçi olarak atanan 28 Mehmet Çelebi, elçilik dönüşü sırasında Avrupa'dan barok ve rokoko tarzı birçok mimari eserin planını Osmanlı'ya getirmiştir. Osmanlı Devleti'ndeki seçeneklerde sayacağım yapılardan hangileri bu anlayışın ürünüdür? Seçenekler A. Yalnız 1, 3. Ahmet Çeşmesi, B. Yalnız 2, Nuri Osmaniye Camii, C. Yalnız 3, Sultanahmet Camii, D. 1 ve 2, 1. 3. Ahmet Çeşmesi, 2. Nuri Osmaniye Camii, E. 2 ve 3, 2. Nuri Osmaniye Camii, 3. Sultanahmet Camii. Yanıt Denizli. 1 ve 2. 1. 3. Ahmet Çeşmesi, 2. Nuri Osmaniye Camii. Soru 2. Osmanlı Devleti'nde ilk planlı programlı islahatlar yapan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. 1. Mahmut, B. 3. Ahmet, C. 3. Selim, D. 2. Mahmut, E. 1. Abdülhamit. Yanıt Ceyhan. 3. Selim. Soru 3. 3. Selim döneminde Fransa'dan esinlenerek hazırlanan islahat programı ile kurulan ordunun adı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. İrade-i Cedid, B. Sekban-ı Cedid, C. Nizam-ı Cedid, D. Redif Birlikleri, E. Eşkinci Ocağı. Yanıt Ceyhan. Nizam-ı Cedid. Soru 4. Az sonra seçeneklerde okuyacağım gelişmelerden hangileri 3. Selim döneminde gerçekleştirilmiştir? Seçenekler A. Yalnız 1. Batı'da ilk defa daimi elçilikler açılmıştır. B. Yalnız 2. Meşveret meclisi kurularak yapılacak islahatlar için raporlar hazırlanmıştır. C. 1 ve 2. 1. Batı'da ilk defa daimi elçilikler açılmıştır. 2. Meşveret meclisi kurularak yapılacak islahatlar için raporlar hazırlanmıştır. D. 1 ve 3. 1. Batı'da ilk defa daimi elçilikler açılmıştır. 3. Mühendishane-i Berri Hümayun açılmıştır. E. 1, 2 ve 3. 1. Batı'da ilk defa daimi elçilikler açılmıştır. 2. Meşveret meclisi kurularak yapılacak islahatlar için raporlar hazırlanmıştır. 3. Mühendishane-i Berri Hümayun açılmıştır. Yanıt Edirne. 1, 2 ve 3. 1. Batı'da ilk defa daimi elçilikler açılmıştır. 2. Meşveret meclisi kurularak yapılacak istihatlar için raporlar hazırlanmıştır. 3. Mühendishane-i Berri Hümayun açılmıştır. Soru 5. Osmanlı Devleti'nde ilk kez Batılı uzmanlar görevlendirerek orduyu Avrupa tarzına göre bölük, tabur, alay olarak düzenlemiştir. Humbaracı Ahmet Paşa'nın çalışmalarıyla 1734 yılında Batı tarzı ilk teknik subay ve mühendislik okulu olan Hendesehane açılmıştır. Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. 3. Ahmet, B. 1. Mahmut, C. 3. Selim, D. 3. Mustafa, E. 1. Abdülhamit. Yanıt Bursa.
1. Mahmut. Soru 6. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi 1774-1789 yılları arasında Osmanlı Devleti'nde padişahlık yapan 1. Abdülhamit döneminde gerçekleşmemiştir? Seçenekler A. Ulufi alım satımının yasaklanması, B. İstihkam okulunun açılması, C. Esham sistemine bağlı olarak ilk iç borçlanmanın gerçekleşmesi, D. İlk kez Yeniçeri sayımının yapılması, E. Avrupa'da daimi elçiliklerin açılması. Yanıt Edirne, Avrupa'da daimi elçiliklerin açılması. Sayfa 282, soru 7. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda yapılan ıslahatları 17. yüzyıl ıslahatlarından ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Kısmen başarıya ulaşılması, B. Batı'nın örnek alınması, C. Askeri alanda yoğunlaşılması, D. Daha programlı yapılması, E. Çıkar çevrelerinin tepkisiyle karşılaşılması. Yanıt Bursa, Batı'nın örnek alınması. Soru 8. Baron de Tott tarafından sürat topçuları ocağı kurulmuştur. Cezayirli Gazi Hasan Paşa önderliğinde Deniz Mühendishanesi adıyla ilk denizcilik okulu açılmıştır. Yukarıdaki yenilikler aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yapılmıştır? Seçenekler A. 3. Mustafa, B. 3. Selim, C. 1. Mahmut, D. 2. Mahmut, E. 3. Ahmet. Yanıt Adana. 3. Mustafa. Soru 9. Lale Devri'nde Paris'e geçici elçi olarak atandıktan sonra elçilik gezisini hazırladığı Paris sefaretnamesinde anlatan ve bu raporu Padişah 3. Ahmet'e sunan Osmanlı sefiri aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Yusuf Agah Efendi, B. 28 Mehmet Çelebi, C. Mustafa Reşit Paşa, D. Ebu Bekir Ratip Efendi, E. Mithat Paşa. Yanıt Bursa, 28 Mehmet Çelebi. Soru 10. Osmanlı Devleti'nde yaşanan az sonra seçeneklerde okuyacağım isyanlardan hangileri, yeniliklerin kesintiye uğramasında etkili olmuştur? Seçenekler A. Yalnız 1. Patronu Halil, B. Yalnız 2. Kabakçı Mustafa, C. Yalnız 3. Şeyh Bedrettin, D. 1 ve 2. 1. Patronu Halil, 2. Kabakçı Mustafa, E. 1, 2 ve 3. 1. Patronu Halil, 2. Kabakçı Mustafa, 3. Şeyh Bedrettin. Doğru cevap Denizli, 1 ve 2. 1. Patronu Halil, 2. Kabakçı Mustafa. Soru 11. Sürname adlı eserindeki minyatürlerle Lale Devri'ni tasvir eden ünlü nakkaş aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Levni, B. Matrakçı Nasuh, C. Nigari, D. Hafız Osman, E. Şeyh Hamdullah. Yanıt Adana, Levni. Soru 12. Lale Devri'nde İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi'nin İstanbul'u açmayı planladığı matbaa için şer'an bir engelin olmadığını ve kitap basmanın caiz olduğunu içeren fetvayı veren Şeyhülislam aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Ebu Suud Efendi, B. Zembillale Efendi, C. Molla Fenari, D. Yenişehirli Abdullah Efendi, E. Medeni Mehmet Nuri Efendi. Yanıt Denizli, Yenişehirli Abdullah Efendi. Sayfa 283, soru 13. Osmanlı Devleti'nde batılı anlamda ilk yeniliklerin yapıldığı Lale Devri, aşağıdaki hangi iki olay arasındaki dönemi kapsamaktadır? Seçenekler A. Patronu Halil İsyanı, Kabakçı Mustafa İsyanı, B. Pasarofça Antlaşması, Patronu Halil İsyanı, C. Karlofça Antlaşması, Patronu Halil İsyanı, D. Prut Antlaşması, Vakai Hayriye, E. Küçük Kaynarca Antlaşması, Kabakçı Mustafa İsyanı. Yanıt Bursa, Pasarofça Antlaşması, Patronu Halil İsyanı. Soru 14. 3. Selim döneminde, az sonra seçeneklerde okuyacağım faaliyetlerden hangileri Batı'yı yakından tanımaya yöneliktir? Seçenekler A. Yalnız 1. Batı'da daimi elçiliklerin açılması, B. Yalnız 2. Tercüme çalışmalarına önem verilmesi, C. Yalnız 3. Fransızcanın okullarda okutulması, D. 1 ve 3. 1.
Batı'daki daimi elçiliklerin açılması, 3 Fransızcanın okullarda okutulması. E 1 2 ve 3. 1 Batı'da daimi elçiliklerin açılması, 2 tercüme çalışmalarına önem verilmesi, 3 Fransızcanın okullarda okutulması. Yanıt Edirne 1 2 ve 3. 1 Batı'da daimi elçiliklerin açılması, 2 tercüme çalışmalarına önem verilmesi, 3 Fransızcanın okullarda okutulması. Soru 15. Osmanlı Devleti'nde seçeneklerde okuyacağım padişahlardan hangilerinin dönemlerinde Yeniçeri isyanları görülmüştür? Seçenekler: A. Yalnız 1, 2. Osman. B. Yalnız 2, 4. Mehmet. C. Yalnız 3, Sultan Abdülmecit. D. 1 ve 2. 1. 2. Osman. 2. 4. Mehmet. E. 1, 2 ve 3. 1. 2. Osman. 2. 4. Mehmet. 3. Sultan Abdülmecit. Yanıt Denizli. 1 ve 2. 1. 2. Osman. 2. 4. Mehmet. Soru 16. Osmanlı sadrazamlarından hangileri devlete yeni bir ivme katarak duraklama dönemi içinde yükselme dönemini yaşatmışlardır? Seçenekler: A. Yalnız 1. Köprülü Mehmet Paşa. B. Yalnız 2. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. C. Yalnız 3. Sokullu Mehmet Paşa. D. 1 ve 2. 1. Köprülü Mehmet Paşa. 2. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. E. 1, 2 ve 3. 1. Köprülü Mehmet Paşa. 2. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. 3. Sokullu Mehmet Paşa. Yanıt Denizli. 1 ve 2. 1. Köprülü Mehmet Paşa. 2. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Soru 17. Aşağıdaki Osmanlı devlet adamlarından hangisi diğerlerinden daha farklı dönemde islahatlar yapmıştır? Seçenekler: A. 2. Osman. B. Tarhuncu Ahmet Paşa. C. 4. Murat. D. Köprülü Mehmet Paşa. E. Humbaracı Ahmet Paşa. Yanıt Edirne: Humbaracı Ahmet Paşa. Soru 18. Aşağıdaki Osmanlı devlet adamlarından hangisi Osmanlı Devleti'ndeki bozulmayı mali alanda görerek modern anlamda ilk denk bütçe çalışmasını yaparak gelir gider dengesini kurmaya çalışmıştır? Seçenekler: A. Köprülü Mehmet Paşa. B. Tiryaki Hasan Paşa. C. Tarhuncu Ahmet Paşa. D. Alemdar Mustafa Paşa. E. Mithat Paşa. Yanıt Ceyhan: Tarhuncu Ahmet Paşa. Bu önemli hizmet Nilüfer Belediyesi Görme Engeller Spor Kulübü BUGES tarafından sağlanmıştır. Lütfen YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sayfa 284. En uzun yüzyıl 19. yüzyıl. Okuyan Zerrin Günerten. Test 20. Soru 1. Rusya 1833 yılında Hünkar İskelesi Antlaşması ile Boğazlar üzerinde elde ettiği ayrıcalıkları aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir? A. Londra Sözleşmesi 1841. B. Londra Konferansı 1840. C. Paris Antlaşması 1856. D. Edirne Antlaşması. E. Ayestefanos Antlaşması. Cevap: Adana Londra Sözleşmesi 1841. Soru 2. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Boğazlar uluslararası bir statü kazanmıştır? Seçenekler: A. Hünkar İskelesi Antlaşması. B. Londra Boğazlar Sözleşmesi. C. Paris Antlaşması. D. Berlin Konferansı. E. Ayestefanos Antlaşması. Cevap: B. Londra Boğazlar Sözleşmesi. Soru 3. Mısır sorunu sırasında Osmanlı Devleti'ne karşı Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya destek olan Avrupa Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: A. Avustralya. B. İngiltere. C. Rusya. D. Prusya. E. Fransa. Doğru cevap: E.
Fransa. Soru 4. Osmanlı Devleti aşağıdaki olaylardan hangisinde İngiltere ve Rusya'dan yardım alarak ilk defa denge politikası izlemiştir? Seçenekler: A. Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesi. B. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyan etmesi. C. Taşra'da ayanların ayaklanması. D. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmak istenmesi. E. Kırım Savaşı'nın çıkması. Doğru cevap A. Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesi. Soru 5. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıldan itibaren iltizam ve malikane sistemine bağlı olarak taşrada güçlenen aşağıdaki gruplardan hangisi halk ile yöneticiler arasında köprü durumundaydı? Seçenekler: A. Mütercimlik. B. Ayanlık. C. Mutasarrıflık. D. Kadılık. E. Müstehsihlik. Doğru cevap B. Ayanlık. Soru 6. Osmanlı'da 1829 Edirne Anlaşması ile bağımsızlığını kazanan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: A. Sırbistan. B. Bulgaristan. C. Romanya. D. Karadağ. E. Yunanistan. Doğru cevap Edirne, Yunanistan. Sayfa 285, soru 7. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle boğazlar üzerinde egemenlik hakkını son kez tek başına kullanmıştır? Seçenekler: A. Kütahya Antlaşması. B. Hünkar İskelesi Antlaşması. C. Berlin Antlaşması. D. Londra Boğazlar Sözleşmesi. E. Paris Antlaşması. 1856. Doğru cevap B. Hünkar İskelesi Antlaşması. Soru 8. İngiltere, Hindistan sömürgelerini kontrol altında tutabilmek için seçeneklerde okuyacağım topraklardan hangisini kontrol altına almıştır? Seçenekler: Yalnız 1. Kıbrıs. B. Yalnız 2. Mısır. C. Yalnız 3. Cezayir. D. 1 ve 2. 1. Kıbrıs. 2. Mısır. E. 2 ve 3. 2. Mısır. 3. Cezayir. Doğru cevap Diyarbakır. 1 ve 2. 1. Kıbrıs. 2. Mısır. Soru 9. 1789 yılında ortaya çıkan Fransız ihtilalinin etkisiyle Osmanlı Devleti'nde ilk ayaklanmayı başlatan millet aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: A. Rumlar. B. Sırplar. C. Bulgarlar. D. Arnavutlar. E. Ermeniler. Doğru cevap B. Sırplar. Soru 10. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisinden sonra Ermeni ayaklanmalarında artış görülmüştür? Seçenekler: A. Berlin Antlaşması. B. Paris Antlaşması. C. Londra Antlaşması. D. Edirne Antlaşması. E. Hünkar İskelesi Antlaşması. Doğru cevap A. Berlin Antlaşması. Soru 11. Duan Huan adlı eseriyle ün kazanmış olan İngiliz şair Lord Byron, Osmanlı'da yaşayan aşağıdaki milletlerden hangisinin isyan hareketlerini desteklemek amacıyla 1823'te Mora'ya gelmiştir? Seçenekler: A. Bulgarlar. B. Sırplar. C. Yunanlar. D. Boşnaklar. E. Arnavutlar. Doğru cevap C. Yunanlar. Soru 12. Osmanlı Devleti'nin Yunan isyanındaki zayıf durumunu gören Fransa, bu durumdan yararlanarak 1830'da aşağıdaki Osmanlı topraklarından hangisini işgal etmiştir? Seçenekler: A. Mısır. B. Cezayir. C. Tunus. D. Kıbrıs. E. Suriye. Doğru cevap B. Cezayir. Sayfa 286.
Soru 13. Osmanlı donanmasının yakıldığı yerler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Seçenekler: A. Navarin, B. Çeşme, C. Sinop, D. Kıbrıs, E. İnebahtı. Doğru cevap D. Kıbrıs. Soru 14. Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan, seçeneklerde okuyacağım gelişmelerden hangileri Avrupa devletlerin müdahalesiyle bir iç sorunken dış sorun haline gelmiştir? Seçenekler: Yalnız 1. Yunan ayaklanması. B. Yalnız 2. Mısır sorunu. C. Yalnız 3. Cem Sultan isyanı. D. 1 ve 2. 1. Yunan ayaklanması. 2. Mısır sorunu. E. 2 ve 3. 2. Mısır sorunu. 3. Cem Sultan isyanı. Doğru cevap D. 1 ve 2. 1. Yunan ayaklanması. 2. Mısır sorunu. Soru 15. 1833 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ayaklanması sonucunda Osmanlı Devleti Kavalalı'ya karşı aşağıdaki devletlerden hangisine boğazlardan tavizler vererek bu devletin desteğini almıştır? Seçenekler: A. Fransa, B. Rusya, C. İngiltere, D. Prusya, E. Avustralya. Doğru cevap B. Rusya. Soru 16. Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan aşağıdaki olaylardan hangisinin çözümlenmesi için denize düşen yılana sarılır ifadesi kullanılmıştır? Seçenekler: A. Rum isyanı, B. Ermeni olayları, C. Mısır sorunu, D. Boğazlar sorunu, E. Kırım Savaşı. Doğru cevap C. Mısır sorunu. Soru 17. Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti'nde çıkarılan, seçeneklerde okuyacağım yayınlardan hangileriyle mahkeme kararları ve yeni kanunlar halka duyurulmaya çalışılmıştır? Seçenekler: A. Yalnız 1. Düstur. B. Yalnız 2. Ceride-i Mehakim. C. Yalnız 3. Mecmua-i Fünun. D. 1 ve 2. 1. Düstur. 2. Ceride-i Mehakim. E. 1, 2 ve 3. 1. Düstur. 2. Ceride-i Mehakim. 3. Mecmua-i Fünun. Doğru cevap D. 1 ve 2. 1. Düstur. 2. Ceride-i Mehakim. Soru 18. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde var olan aşağıdaki kurumlardan hangisinde halk tarafından seçilen temsilciler de görev yapmıştır? Seçenekler: A. Meclis-i Ayan, B. Meclis-i Ali-i Tanzimat, C. Meclis-i Mebusan, D. Heyet-i Vükela, E. Şura-i Devlet. Doğru cevap C. Meclis-i Mebusan. Sayfa 287. En uzun yüzyıl, 19. yüzyıl 2. Okuyan Aysel Yıldırım, test 21. Soru 1. Osmanlı Devleti'nde kurulan askeri birliklerden hangileri yenilik karşıtlarının tepkisine neden olmuştur? Seçenekler: A. Yalnız 1. Eşkinci Ocağı, B. Yalnız 2. Nizam-ı Cedid, C. Yalnız 3. Asakir-i Mensureri Muhammediye, D. 1 ve 2, 1 Eşkinci Ocağı, 2 Nizam-ı Cedid, E. 2 ve 3, 2 Nizam-ı Cedid, 3 Asakir-i Mensure-i Muhammediye. Yanıt Denizli: 1 ve 2, 1 Eşkinci Ocağı, 2 Nizam-ı Cedid. Soru 2. 1876 yılında Mithat Paşa'nın çalışmaları sonucu hazırlanan Kanuni Esasi'nin Osmanlı Devleti'ne kazandırdıkları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Seçenekler: A. İlk defa parlamenter sisteme geçirmiştir. B. Halk yönetime ortak olmuştur. C. Demokratikleşme hareketleri başlamıştır. D. Anayasal düzene geçirmiştir. E. Mebusan Meclisi açılmıştır. Yanıt Ceyhan:
demokratikleşme hareketleri başlamıştır. Soru 3. Osmanlı Devleti'nde Balkanlardaki isyanların önlenmesi, tersane, parantez içinde İstanbul Konferansı'nda aleyhte kararların engellenmesi amacıyla aşağıdaki belgelerden hangisi yürürlüğe konulmuştur? Seçenekler A. Kanuni Esası, B. Tanzimat Fermanı, C. İslahat Fermanı, D. Ramazan Kararnamesi, E. Senedi İttifak. Yanıt Adana. Kanuni Esası. Soru 4. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanuni Esası'nın yürürlüğe girmesinde aşağıdaki kişilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Seçenekler A. Ali Suavi, B. Said Halim Paşa, C. Mithat Paşa, D. Namık Kemal, E. Ziya Paşa. Yanıt Bursa. Said Halim Paşa. Soru 5. Az sonra seçeneklerde okuyacağım gelişmelerden hangisi Abdülaziz döneminde gerçekleşmemiştir? Seçenekler A. 1. Osmanlı donanmasının dünyanın 3. büyük donanması haline gelmesi. B. 2. Beylerbeyi ve çırağan saraylarının yapılması. C. 3. En yüksek oranlı dış borçlanmaya gidilmesi. D. 4. Kaime adlı ilk kağıt paranın basılması. E. 5. İlk posta pullarının basılması. Yanıt Denizli. 4. Kaime adlı ilk kağıt paranın basılması. Soru 6. Osmanlı Devleti'nde ölen ya da yolsuzluk yapan memurların mallarına el koyma uygulamasına müsadere usulü denir. Müsadere usulünün kaldırılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Seçenekler A. Padişahın yetkileri sınırlanmıştır. B. Sermaye birikiminin önü açılmıştır. C. Özel mülkiyete devlet güvencesi gelmiştir. D. Devlete olan güven artmıştır. E. Sanayileşme çalışmaları hız kazanmıştır. Yanıt Edirne. Sanayileşme çalışmaları hız kazanmıştır. Sayfa 288, soru 7. 2. Mahmut döneminde eğitim alanında yapılan islahatlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Seçenekler A. Tercüme odalarının kurulması, B. Yurt dışına öğrenci gönderilmesi, C. Rüştiyelerin kurulması, D. İlk öğretimin zorunlu hale getirilmesi, E. Modern anlamda ilk üniversitenin açılması. Yanıt Edirne. Modern anlamda ilk üniversitenin açılması. Soru 8. Osmanlı Devleti'nde seçeneklerde okuyacağım gelişmelerden hangileri devlet içinde batı tarzında uygulamaların artmasında etkili olmuştur? Seçenekler A. Yalnız 1. Avrupa'da elçiliklerin açılması. B. Yalnız 2. Abdülaziz'in Avrupa'ya gezi düzenlemesi. C. 1 ve 2. 1. Avrupa'da elçiliklerin açılması. 2. Abdülaziz'in Avrupa'ya gezi düzenlemesi. D. 2 ve 3. 2. Abdülaziz'in Avrupa'ya gezi düzenlemesi. 3. Paris'e öğrenci gönderilmesi. E. 1, 2 ve 3. 1. Avrupa'da elçiliklerin açılması. 2. Abdülaziz'in Avrupa'ya gezi düzenlemesi. 3. Paris'e öğrenci gönderilmesi. Yanıt Edirne. 1, 2 ve 3. 1. Avrupa'da elçiliklerin açılması. 2. Abdülaziz'in Avrupa'ya gezi düzenlemesi. 3. Paris'e öğrenci gönderilmesi. Soru 9. 1856 yılında Osmanlı Devleti'nde ilan edilen İslahat Fermanı ile azınlıklara bir takım haklar tanınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İslahat Fermanı ile azınlıkların elde ettiği haklardan değildir? Seçenekler A. Bedelli askerlik yapabilme, B. Devlet memuru olabilme, C. Parti kurabilme, D. Şirket kurabilme, E. Okul açabilme. Yanıt Ceyhan. Parti kurabilme. Soru 10. Osmanlı Devleti 1856 Paris Antlaşması öncesinde Avrupalı devletlerin desteğini alabilmek için aşağıdaki belgelerden hangisini ilan etmiştir? Seçenekler A. İslahat Fermanı, B. Tanzimat Fermanı, C. Kanuni Esası, D. Halepa Fermanı, E. Muharrem Kararnamesi.
Yanıt Adana. İslahat Fermanı. Soru 11. Seçeneklerdekilerden hangileri Osmanlı borçları ile ilgili yapılmış olan düzenlemelerdir? A. Yalnız 1. Muharrem kararnamesi. B. Yalnız 2. Ramazan kararnamesi. C. Yalnız 3. Düyun-u Umumiye İdaresi. D. 1 ve 2. 1. Muharrem kararnamesi. 2. Ramazan kararnamesi. E. 1, 2 ve 3. 1. Muharrem kararnamesi. 2. Ramazan kararnamesi. 3. Düyun-u Umumiye İdaresi. Yanıt Edirne. 1, 2 ve 3. 1. Muharrem kararnamesi. 2. Ramazan kararnamesi. 3. Düyun-u Umumiye İdaresi. Soru 12. 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması sonucunda Osmanlı Devleti dış politikada aşağıdaki devletlerden hangisiyle daha yakın ilişkiler geliştirmiştir? Seçenekler A. İtalya, B. Fransa, C. İngiltere, D. Almanya, E. Avusturya. Yanıt Denizli, Almanya. Sayfa 289, soru 13. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat dönemi 1839-1876 yılları arasını kapsar. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu dönemde ortaya çıktığı söylenemez. Seçenekler A. Avrupa tarzı mahkemelerin kurulması, B. Gayrimüslimlerin askerlik göreviyle yükümlü tutulması, C. Bilimsel araştırmalar yapmak için Encümen-i Daniş'in kurulması, D. Halkın genel yönetime katılması, E. Özel bankaların kurulması. Yanıt Denizli. Halkın genel yönetime katılması. Soru 14. Az sonra seçeneklerde okuyacağım belgelerden hangilerinde padişahın haklarını sınırlandıran hükümler yer almıştır? Seçenekler A. Yalnız 1. Senede ittifak. B. Yalnız 2. Kanuni esasi. C. Yalnız 3. Tanzimat fermanı. D. 1 ve 2. 1. Senede ittifak. 2. Kanuni esasi. E. 1, 2 ve 3. 1. Senede ittifak. 2. Kanuni esasi. 3. Tanzimat fermanı. Yanıt Edirne. 1, 2 ve 3. 1. Senede ittifak. 2. Kanuni esasi. 3. Tanzimat fermanı. Soru 15. 1839 yılında Mısır ve Boğazlar sorunu sırasında Avrupa'nın desteğini alabilmek için Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı ile ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Seçenekler A. Şer'i mahkemelerin yanında Batı tarzı mahkemelerin kurulması, B. Kanun üstünlüğünün kabul edilmesi, C. Vergi adaletinin ön plana çıkarılması, D. Askerlik işlerinin düzenlenmesi. E. Ayanlığın kaldırılması. Yanıt Edirne. Ayanlığın kaldırılması. Soru 16. 2. Mahmut, İstanbul'a yapılacak göçleri engellemek için seçeneklerdeki önlemlerden hangilerini almıştır? Seçenekler A. Yalnız 1. Mürur tezkeresini zorunlu tutma. B. Yalnız 2. Muhtarlık sistemini kurma. C. Yalnız 3. Tımar sistemini kaldırma. D. 1 ve 2. 1. Mürur tezkeresini zorunlu tutma. 2. Muhtarlık sistemini kurma. E. 2 ve 3. 2. Muhtarlık sistemini kurma. 3. Tımar sistemini kaldırma. Yanıt Adana. Yalnız 1. Mürur tezkeresini zorunlu tutma. Soru 17. 2. Mahmut döneminde merkez teşkilatında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu düzenlemeler yanlış eşleştirilmiştir? Seçenekler A. Eski düzen sadrazamlık, yeni düzenleme başvekalet. B. Eski düzen reisül küttab, yeni düzenleme hariciye nezareti. C. Eski düzen vakıflar, yeni düzenleme efkaf-ı hümayun nezareti. D. Eski düzen Şeyhülislamlık, yeni düzenleme Bab-ı Meşihat Dairesi. E. Eski düzen Sadaret Kethüdası, yeni düzenleme Maliye Nezareti.
Yanıt Edirne. Eski düzen sadaret kethüdası, yeni düzenleme maliye nezareti. Soru 18. 2. Mahmut döneminde işlevini kaybeden Endurum Mektebi'nin yerine devlet adamı yetiştirmek amacıyla aşağıdaki kurumlardan hangisi açılmıştır? Seçenekler A. Darül Fünun, B. Mektebi Marifi Adliye, C. Mektebi Mülkiye, D. Galatasaray Sultanisi, E. Mektebi Harbiye. Yanıt Bursa. Mektebi Marifi Adliye. Bu önemli hizmet Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü BUGES tarafından sağlanmıştır. Lütfen YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sayfa 290. En uzun yüzyıl 19. yüzyıl. Okuyan Seval İlhan. Test 22. Soru 1. Osmanlı Devleti Mısır sorunu sırasında İngiltere'nin desteğini alabilmek için İngiltere ile aşağıdaki anlaşmalardan hangisini imzalamıştır? A. Tilsit Savaş Anlaşması, B. Kale-i Sultani Anlaşması, C. Balta Limanı Ticaret Anlaşması, D. Paris Anlaşması, E. Berlin Anlaşması. Doğru cevap Ceyhan, Balta Limanı Ticaret Anlaşması. Soru 2. 2. Mahmut döneminde eyaletler üzerinde yeniden otorite kurmak amacıyla 1. Senedi İttifak'ın imzalanması, 2. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, 3. Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi çalışmalarından hangileri yapılmıştır? A. Yalnız 1. Senedi İttifak'ın imzalanması, B. Yalnız 2. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, C. Yalnız 3. Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi, D. 1 ve 2. 1. Senedi İttifak'ın imzalanması, 2. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, E. 2 ve 3. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi. Doğru cevap Adana, yalnız 1. Senedi İttifak'ın imzalanması. Soru 3. Osmanlı Devleti'nde 1. Abdülaziz, 2. 3. Selim, 3. 3. Ahmet padişahlarından hangileri yeniliklere desteklemedikleri için tahttan indirilmiştir? A. Yalnız 1. Abdülaziz, B. Yalnız 2. 3. Selim, C. Yalnız 3. 3. Ahmet, D. 1 ve 2. Abdülaziz, 3. Selim, E. 2 ve 3. 3. Selim, 3. Ahmet. Doğru cevap Adana, yalnız 1. Abdülaziz. Soru 4. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda görülen aşağıdaki sorunlardan hangisini kendi politikaları doğrultusunda tek başına çözüme kavuşturmuştur? A. Azınlık hakları, B. Boğazlar, C. Balkan bunalımı, D. Mısır sorunu, E. Ayanların ayaklanmaları. Doğru cevap Edirne, Ayanların ayaklanmaları. Soru 5. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki batılılaşma çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. İptidailerin açılması, B. Azınlıkların yerel yönetime katılması, C. Mecellenin yürürlüğe konması, D. Parlamenter sisteme geçilmesi, E. Anayasal hakların genişletilmesi. Doğru cevap Ceyhan, mecellenin yürürlüğe konması. Soru 6. Osmanlı Devleti'nde 1. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, 2. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, 3. Kırım Savaşı'nın sonuçlanması gelişmelerinden hangileri ıslahat programlarının uygulanmasına ortam hazırlamıştır? A. Yalnız 1. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, B. Yalnız 2. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, C. Yalnız 3. Kırım Savaşı'nın sonuçlanması, D. 1 ve 2. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, E. 1, 2 ve 3. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, Kırım Savaşı'nın sonuçlanması. Doğru cevap Edirne, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, Kırım Savaşı'nın sonuçlanması. Soru 7. Sayfa 291. 2. Mahmut döneminde yapılan 1. Ayanlıkların kaldırılması, 2. illerin merkeze bağlanması,
3 Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ıslahatlarından hangileri merkezi otoriteyi güçlendirmeye yöneliktir? A. Yalnız 1. Ayanlıkların kaldırılması. B. Yalnız 2. İllerin merkeze bağlanması. C. Yalnız 3. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. D. 1 ve 3. 1. Ayanlıkların kaldırılması. 3. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. E. 1, 2 ve 3. 1. Ayanlıkların kaldırılması. 2. illerin merkeze bağlanması. 3. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Doğru cevap Edirne. 1, 2 ve 3. Ayanlıkların kaldırılması. İllerin merkeze bağlanması. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisinin 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Avrupa devletlerinin ilişkilerinin belirlenmesine etkili olduğu söylenemez? A. Dış borçlar. B. Azınlık hakları. C. Ticaret anlaşmaları. D. Boğazlar. E. Ege Adaları. Doğru cevap Edirne. Ege Adaları. Soru 9. Osmanlı Devleti'nin kazandığı son meydan savaşıdır. Mustafa Kemal'in gençlik yıllarını en çok etkileyen olaylardan biridir. Yukarıda özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? A. Kırım Harbi. B. 93 Harbi. C. Dömeke Meydan Savaşı. D. Trablusgarp Savaşı. E. Balkan Savaşları. Doğru cevap Ceyhan. Dömeke Meydan Savaşı. Soru 10. 1. Sırbistan, 2. Karadağ, 3. Romanya. 1878 Berlin Anlaşması sonucunda Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanan milletler arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır? A. Yalnız 1. Sırbistan. B. Yalnız 2. Karadağ. C. Yalnız 3. Romanya. D. 1 ve 2. Sırbistan, Karadağ. E. 1, 2 ve 3. Sırbistan, Karadağ, Romanya. Doğru cevap Edirne. 1, 2 ve 3. Sırbistan, Karadağ, Romanya. Soru 11. Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin tersane konferansında aldıkları kararları etkisizleştirmek için aşağıdaki belgelerden hangisini yayımlamıştır? A. Halep'e fermanı. E. Kanuni esası. C. Tanzimat fermanı. D. Islahat fermanı. E. Vilayet nizamnamesi. Doğru cevap Bursa, Kanuni esası. Soru 12. Osmanlı Devleti'nin 1876 yılında İstanbul'da yapılan tersane konferansı kararlarına karşı çıkması aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır? A. Kıbrıs'ın İngiltere'ye üs olarak verilmesi. B. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi. C. 93 Harbi'nin başlaması. D. Avrupalıların Kırım'a asker çıkarması. E. Azınlık ayaklanmalarının başlaması. Doğru cevap Ceyhan, 93 Harbi'nin başlaması. Sayfa 292, soru 13. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nın masraflarını karşılamak için ilk defa dış borç almıştır. Osmanlı Devleti ilk dış borcu aşağıdaki devletlerden hangisinden almıştır? A. Prusya. B. İngiltere. C. Piemonte. D. Avusturya. E. Fransa. Doğru cevap Bursa, İngiltere. Soru 14. Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak ve Avrupa hukukundan yararlanacak. Boğazlar konusunda 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi geçerli olacak. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de donanma bulunduramayacak. Yukarıdaki maddeler aşağıdaki anlaşmalardan hangisinde yer almıştır? A. Berlin. B. Paris, parantez içinde 1856. C. Ayastefanos. D. Edirne. E. Tilsit. Doğru cevap Bursa, Paris, parantez içinde 1856. Soru 15. Osmanlı Devleti Paris Anlaşması ile bir Avrupa devleti sayılmış fakat savaşı kazandığı halde yenik muamelesi görmüştür. Paris Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi bu duruma kanıttır? A. Osmanlı ve Rusya Karadeniz'de donanma bulunduramayacak. B. Osmanlı Avrupa devleti sayılacak. C. Osmanlı toprakları Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak. D. Boğazların durumu 1841 yılına göre düzenlenecek. E. Osmanlı Avrupa hukukundan yararlanacak.
Doğru cevap Adana. Osmanlı ve Rusya Karadeniz'de donanma bulunduramayacak. Soru 16. Rusya'nın 1853 yılında Osmanlı Devleti'ne savaş açmasında 1. Kutsal yerler sorunu, 2. Macar ve Leh mülteciler sorunu, 3. Boğazlar üzerine ayrıcalıklarını yeniden kazanma düşüncesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? A. Yalnız 1. Kutsal yerler sorunu, B. Yalnız 2. Macar ve Leh mülteciler sorunu, C. 1 ve 2. Kutsal yerler sorunu, Macar ve Leh mülteciler sorunu, D. 1 ve 3. Kutsal yerler sorunu, Boğazlar üzerindeki ayrıcalıklarını yeniden kazanma düşüncesi, E. 1, 2 ve 3. Kutsal yerler sorunu, Macar ve Leh mülteciler sorunu, Boğazlar üzerindeki ayrıcalıklarını yeniden kazanma düşüncesi. Doğru cevap Edirne, 1, 2 ve 3. Kutsal yerler sorunu, Macar ve Leh mülteciler sorunu, Boğazlar üzerindeki ayrıcalıklarını yeniden kazanma düşüncesi. Soru 17. Avrupa'da lambalı kadın olarak tanınan, hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale, aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında İstanbul'a gelerek hastaların tedavisinde görev üstlenmiştir? A. Kırım Savaşı, B. Dömeke Meydan Savaşı, C. 93 Harbi, D. 1. Dünya Savaşı, E. Trablusgarp Savaşı. Doğru cevap Adana, Kırım Savaşı. Soru 18. Kırım Savaşı sırasında Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ne yardıma gelen devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Prusya, B. İngiltere, C. Fransa, D. Piemonte, E. Avusturya. Doğru cevap Adana, Prusya. Sayfa 293, En Uzun Yüzyıl, 19. Yüzyıl, Test 23. Soru 1. Abdülmecit döneminde eğitimi modernleştirmek amacıyla 1. Encümen-i Daniş, 2. Marif-i Umumiye Nezareti, 3. Darül Muallimin kurumlarından hangileri açılmıştır? A. Yalnız 1. Encümen-i Daniş, B. Yalnız 2. Marif-i Umumiye Nezareti, C. Yalnız 3. Darül Muallimin, D. 1 ve 2. Ercümen-i Daniş, Marif-i Umumiye Nezareti, E. 1, 2 ve 3. Encümen-i Daniş, Marif-i Umumiye Nezareti, Darül Muallimin. Doğru cevap Edirne, 1, 2 ve 3. Encümen-i Daniş, Marif-i Umumiye Nezareti, Darül Muallimin. Soru 2. 1856 yılında İngiliz sermayesiyle kurulmuştur. 1930 yılında Merkez Bankası açılıncaya kadar para basma yetkisi bu bankada olmuştur. Yukarıdaki özellikleri verilen banka aşağıdakilerden hangisidir? A. Ziraat Bankası, B. Bankı Dersaadet, C. Bankı Osmani, D. Memleket Sandıkları, E. İş Bankası. Doğru cevap Ceyhan, Bankı Osmani. Soru 3. Osmanlı Devleti'nde ilk posta teşkilatı 2. Mahmut döneminde kurulmasına karşılık İlk posta pulları aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde basılmıştır? A. Abdülmecit, B. Abdülaziz, C. 2. Abdülhamit, D. 5. Mehmet Reşat, E. 3. Selim. Doğru cevap B. Bursa, Abdülaziz. Soru 4. 1869 yılında Marif Nizamnamesi sonucu aşağıdaki derslerden hangisinin eğitimin bütün basamaklarında okutulması zorunlu hale getirilmiştir? A. Felsefe, B. Tabiat, C. Cebir, D. Tarih, E. Kimya. Doğru cevap Denizli, Tarih. Soru 5. Abdülaziz döneminde hukuk ve cinayet davalarıyla ticaret mahkemelerinin yetkileri dışında kalan davalara bakmak amacıyla kurulan mahkemeler aşağıdakilerden hangisidir? A. Şer'i Mahkemeler, B. Engizisyon Mahkemeleri, C. Konsolosluk Mahkemeleri, D. Nizamiye Mahkemeleri, E. Cemaat Mahkemeleri. Doğru cevap Denizli, Nizamiye Mahkemeleri. Soru 6.
İkinci Abdülhamit döneminde Jön Türklerin meşruti yönetime tekrar geçirebilmek için çıkardıkları gazeteler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Meşveret, B. Mizan, C. Osmanlı, D. Şura-i Ümmet, E. Takvim-i Vekai. Doğru cevap Edirne, Takvim-i Vekai. Sayfa 294, soru 7. 1876'da hazırlanan Kanuni Esasi'nin bir meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir. 2. Hükümet padişaha karşı sorumludur. 3. Padişah istediği kişileri sürgün edebilir. Maddelerinden hangileri padişah 2. Abdülhamit'in monarşik gücünü devam ettirme amacına yöneliktir? A. Yalnız 1. Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir. B. Yalnız 2. Hükümet padişaha karşı sorumludur. C. 1 ve 2. Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir. Hükümet padişaha karşı sorumludur. D. 1 ve 3. Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir. Padişah istediği kişileri sürgün edebilir. E. 1, 2 ve 3. Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir. Hükümet padişaha karşı sorumludur. Padişah istediği kişileri sürgün edebilir. Doğru cevap Edirne, 1, 2 ve 3. Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir. Hükümet padişaha karşı sorumludur. Padişah istediği kişileri sürgün edebilir. Soru 8. 2. Abdülhamit döneminin resmi ideolojisi olan İslamcılık düşüncesinin savunucuları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Mehmet Akif Ersoy, B. Said Halim Paşa, C. Ahmet Hamdi Akseki, D. Tevfik Fikret, E. Şeyhülislam Musa Kazım. Doğru cevap Denizli, Tevfik Fikret. Soru 9. Osmanlı Devleti'ni oluşturan bütün milletleri adalet, eşitlik, hürriyet ölçüleri içine bir arada tutmak amacıyla Ziya Paşa, Mithat Paşa ve Namık Kemal gibi Osmanlı aydınlarının savunduğu fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlıcılık, B. İslamcılık, C. Batıcılık, D. Türkçülük, E. Ademi Merkeziyetçilik. Doğru cevap Adana, Osmanlıcılık. Soru 10. 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti'nde açılan okullar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Halkalı Ziraat Mektebi, B. Aşiret Mektebi, C. Halkalı Baytar Mektebi, D. Sanayi Nefise Mektebi, E. Mülkiye Mektebi. Doğru cevap Edirne, Mülkiye Mektebi. Soru 11. Osmanlı Devleti'nin son döneminde Halide Edip, Fatma Aliye gibi kadın entelektüellerin de yazar kadrolarında bulunduğu kadın gazete ve dergileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Şükrü Fezar, B. Demet, C. Seyyale, D. Terakki Muhadderat, E. Tanin. Doğru cevap Edirne, Tanin. Soru 12. 2. Mahmut döneminde kurulan Meclis-i Velayi Ahkamı Adliye'nin yerine Abdülaziz döneminde 1. Şura-i Devlet, 2. Divan-ı Ahkamı Adliye, 3. Encümeni Daniş kurumlarından hangileri açılmıştır? A. Yalnız 1. Şura-i Devlet, B. Yalnız 2. Divan-ı Ahkamı Adliye, C. Yalnız 3. Encümeni Daniş, D. 1 ve 2. Şura-i Devlet, Divan-ı Ahkam-ı Adliye, E. 2 ve 3. Divan-ı Ahkam-ı Adliye, Encümeni Daniş. Doğru cevap Denizli, 1 ve 2. Şura-i Devlet, Divan-ı Ahkam-ı Adliye. Soru 13. 1859 yılında idari alanda müdür, kaymakam gibi üst düzey memurların yetiştirilmesi için kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Darülfünun, B. Darülmuallimat, C. Mektebi Mülkiye, D. Encümeni Daniş, E. Darülmuallimin. Doğru cevap Ceyhan, Mektebi Mülkiye. Soru 14. Tanzimat döneminde Theodor Kasap tarafından yayımlanan Osmanlı Devleti'nin ilk mizah dergisi
aşağıdakilerden hangisidir? A. Karagöz, B. Geveze, C. Diyojen, D. Hayal, E. Kahkaha. Doğru cevap Ceyhan, Diyojen. Soru 15. 2. Abdülhamit döneminde Avrupa'dan başlayıp Bağdat'a kadar uzanacak olan 3B demiryolu projesinin yapımı, ihalesi aşağıdaki devletlerden hangisine verilmiştir? A. Almanya, B. Fransa, C. İngiltere, D. Rusya, E. İtalya. Doğru cevap Adana, Almanya. Soru 16. 1863 yılında Tuna valisi Ahmet Mithat Paşa öncülüğünde Pirot kasabasında kurulan memleket sandıkları aşağıdaki bankalardan hangisinin temelini oluşturmuştur? A. Bankı Der Saadet, B. İş Bankası, C. Osmanlı Bankası, D. Ziraat Bankası, E. Sümer Bank. Doğru cevap Denizli Ziraat Bankası. Soru 17. 2. Abdülhamit döneminde devlet otoritesini güçlendirmek için 1. Yıldız Teşkilatı, 2. Hamidiye Alayları, 3. Darülacize kurumlarından hangileri kurulmuştur? A. Yalnız 1. Yıldız Teşkilatı, B. Yalnız 2. Hamidiye Alayları, C. Yalnız 3. Darülacize, D. 1 ve 2. Yıldız Teşkilatı, Hamidiye Alayları, E. 1, 2 ve 3. Yıldız Teşkilatı, Hamidiye Alayları, Darülacize. Doğru cevap Denizli, 1 ve 2. Yıldız Teşkilatı, Hamidiye Alayları. Soru 18. 2. Abdülhamit döneminde Japonya dönüşü batan ve yüzlerce denizcimizin şehit olduğu olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Çeşme baskını, B. Navarin olayı, C. Ertuğrul faciası, D. İnebahtı faciası, E. Kuleli vakası. Doğru cevap Ceyhan, Ertuğrul faciası. Sayfa 296, Avrupa tarihindeyiz şimdi. Test 24'e geçiyoruz. Okuyan Aysel Yıldırım. Soru 1. Amerika'nın Osmanlı'ya bağlı Cezayir, Trablus ve Tunus'ta ticaret yapma hakkını elde etmesi ve ilk Türk-Amerika ilişkilerinin başlaması aşağıdaki padişahlardan hangisinin dönemindedir? Seçenekler A. 3. Selim, B. 2. Mahmut, C. 1. Abdülhamit, D. 2. Abdülhamit, E. Abdülmecit. Yanıt Adana. 3. Selim. Soru 2. Osmanlı Devleti ile ilgili şark meselesi ifadesi ilk defa aşağıdaki konferanslardan hangisinde gündeme gelmiştir? Seçenekler A. Viyana Kongresi ve Paris Barış Konferansı, C. Londra Konferansı, D. Berlin Konferansı, E. İstanbul Konferansı. Yanıt Adana. Viyana Kongresi. Soru 3. Fransız ihtilalinden sonraki süreçte Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki coğrafyalardan hangisini kaybetmesinde milliyetçilik akımının etkisi yoktur? Seçenekler A. Yunanistan, B. Karadağ, C. Kıbrıs, D. Bulgaristan, E. Sırbistan. Yanıt Ceyhan, Kıbrıs. Soru 4. Osmanlı Devleti, coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini azaltmak için seçeneklerde okuyacağım devletlerden hangilerine kapitülasyon hakkı tanımıştır? Seçenekler A. Yalnız 1 Fransa, B. Yalnız 2 Hollanda, C. Yalnız 3 Rusya, D. 1 ve 2 1 Fransa, 2 Hollanda, E. 1 ve 3 1 Fransa, 3 Rusya. Yanıt Denizli 1 ve 2 1 Fransa, 2 Hollanda. Soru 5.
Fransa, 7 yıl savaşlarının intikamını İngiltere'den almak için aşağıdaki Osmanlı topraklarından hangisini 1798'de işgal etmiştir? Seçenekler A. Cezayir, B. Tunus, C. Suriye, D. Kıbrıs, E. Mısır. Yanıt Edirne, Mısır. Soru 6. 16. yüzyılda Avrupalı devletlerin başlatmış oldukları coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'nin etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Seçenekler A. Amerikan gümüşü Osmanlı pazarına girmiştir. B. Osmanlı'nın kontrolündeki ticaret yolları önemini kaybetmiştir. C. Osmanlı'da pahalılık ve yüksek enflasyon yaşanmıştır. D. Osmanlı'nın gümrük gelirleri azalmıştır. E. Osmanlı'da ulusçu ayaklanmalar çıkmıştır. Yanıt Edirne. Osmanlı'da ulusçu ayaklanmalar çıkmıştır. Sayfa 297, soru 7. Coğrafi keşiflerin sonrasında Avrupa'da ortaya çıkan ve Osmanlı Devleti'nde değerli malin darlığı sonucu, yüksek enflasyon yaşanmasına neden olan ekonomik model aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Kapitalizm, B. Fiskalizm, C. Mandacılık, D. Merkantilizm, E. İyaşecilik. Yanıt Denizli, Merkantilizm. Soru 8. Avrupa'da ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Kanuni Sultan Süleyman döneminde batıya doğru ilerleyişini kolaylaştırmıştır? Seçenekler A. Coğrafi keşifler, B. Rönesans, C. Reform, D. 1830 ihtilalleri, E. 1848 ihtilalleri. Yanıt Ceyhan, Reform. Soru 9. 1827 yılında Rum isyanı sırasında Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılmasında seçeneklerde okuyacağım devletlerden hangileri etkili olmuştur? Seçenekler A. Yalnız 1 Rusya, B. Yalnız 2 Fransa, C. 1 ve 2 Rusya, Fransa, D. 2 ve 3 Fransa, İngiltere, E. 1, 2 ve 3 Rusya, Fransa, İngiltere. Yanıt Edirne. 1, 2 ve 3. 1 Rusya, 2 Fransa, 3 İngiltere. Soru 10. Avrupa'da ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Avrupa'nın bilim teknik alanında ilerlemesinde, Osmanlı'nın ise bu gelişmeleri takip etmemesi sonucu, Avrupa'nın gerisinde kalmasında etkili değildir? Seçenekler A. Akıl Çağı ve 1830 ihtilalleri, C. Aydınlanma Çağı, D. Sanayi İnkılabı, E. Rönesans. Yanıt Bursa, 1830 ihtilalleri. Soru 11. Az sonra seçeneklerde okuyacağım gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme hareketlerine etki etmiştir? Seçenekler A. Yalnız 1 Fransız ihtilali, B. Yalnız 2 ABD'nin bağımsızlığı yani Amerika'nın, C. 1 ve 2 1 Fransız ihtilali, 2 Amerika'nın bağımsızlığı, D. 1 ve 3 1 Fransız ihtilali, 3 1848 ihtilalleri, E. 1, 2 ve 3 1 Fransız ihtilali, 2 Amerika'nın bağımsızlığı, 3 1848 ihtilalleri. Yanıt Edirne. 1, 2 ve 3. 1 Fransız ihtilali, 2 Amerika'nın bağımsızlığı, 3 1848 ihtilalleri. Soru 12. Balkan ulusları arasında panslavizm politikasını yayarak Osmanlı Devleti'ni parçalamaya çalışan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Prusya, B. Rusya, C. İngiltere, D. Fransa, E. Avusturya. Yanıt Bursa. Rusya. Sayfa 298, soru 13. Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Fransız ihtilalinin etkisinden söz edilemez? Seçenekler A. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, B. Kanuni Esasi'nin hazırlanması, C. Siyasi partilerin kurulması, D. Kişi hak ve hürriyetlerinin arttırılması, E. Ayanlarla Senedi İttifak imzalanması. Yanıt Edirne. Ayanlarla Senedi İttifak imzalanması. Soru 14. 1815 Viyana Kongresi ile başlayan
Fransız ihtilalinin etkilerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı restorasyon dönemi aşağıdaki olaylardan hangisiyle son bulmuştur? Seçenekler A. Navarin baskını, B. Çeşme olayı, C. İğnebahtı baskını, D. Kırım Savaşı, E. Edirne olayı. Yanıt Adana, Navarin baskını. Soru 16. Avrupa'da meydana gelen sanayi inkılabının ardından hızlı bir ham madde ve pazar arayışı başlamıştır. Bu ham madde ve pazar arayışı aşağıdaki Osmanlı topraklarından hangisinin kaybedilmesinde etkili olmamıştır? Seçenekler A. Mısır, B. Tunus, C. Trablusgarp, D. Kıbrıs, E. Yunanistan. Yanıt Edirne, Yunanistan. Soru 17. Osmanlı Devleti ile ilgili hasta adam ifadesini kullanarak Osmanlı topraklarını İngiltere ile paylaşmayı planlayan Avrupa Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Rusya, B. Venedik, C. Fransa, D. Prusya, E. Avusturya. Yanıt Adana, Rusya. Soru 18. Osmanlı Devleti ile ilgili şark meselesi ifadesini aşağıdaki devletlerden hangisi ilk defa gündeme getirmiştir? Seçenekler A. İngiltere, B. Rusya, C. Fransa, D. Almanya, E. İtalya. Yanıt Bursa, Rusya. Bu önemli hizmet Nilüfer Belediyesi Görme Engeller Spor Kulübü BUGES tarafından sağlanmıştır. Lütfen YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti 1. Sayfa 299, Test 25. Okuyan Zerrin Günalten. Soru 1. Balkan Savaşları ile birlikte Osmanlı Devleti'nin Tanzimat döneminden beri uyguladığı Osmancılık akımı etkisini büyük ölçüde kaybetmiştir. Bu gelişmenin sonucunda aşağıdaki fikir akımlarından hangisi daha çok ön plana çıkmıştır? Seçenekler: A. Batıcılık, B. Türkçülük, C. İslamcılık, D. Ademi merkeziyetçilik, E. Turancılık. Doğru cevap B. Türkçülük. Soru 2. Mustafa Kemal aşağıdaki olaylardan hangisiyle birlikte ilk defa tarih sahnesine çıkmıştır? Seçenekler: A. 31 Mart vakası, B. Trablusgarp Savaşı, C. Balkan Savaşları, D. Çanakkale Savaşı, E. Sakarya Savaşı. Doğru cevap Adana, 31 Mart vakası. Soru 3. Trablusgarp Savaşı devam ederken İtalya'nın Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için Çanakkale kıyılarını bombalayarak boğazı abluka altına alması ve boğaz ticaretini engellemesi aşağıdaki devletlerden en çok hangisinin tepkisine neden olmuştur? Seçenekler: A. İngiltere, B. Romanya, C. Rusya, D. Almanya, E. Fransa. Doğru cevap Ceyhan, Rusya. Soru 4. Osmanlı Devleti'nin ikinci meşrutiyetin ilanından parantez içinde 1908, 1918'e kadar kaybettiği topraklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Seçenekler: A. Trablusgarp, B. Bulgaristan, C. Makedonya, D. İzmir, E. Selanik. Doğru cevap Denizli, İzmir. Soru 5. Seçeneklerde okuyacağımdan hangileri Trablusgarp Savaşı'na katılan Osmanlı subayları arasında yer alır? Seçenekler: A. Yalnız 1, Ali Fethi Okyar, B. Yalnız 2, Nuri Conker, C. Yalnız 3, Enver Paşa, D. 1 ve 2, 1. Ali Fethi Okyar, 2. Nuri Conker, E. 1, 2 ve 3, 1. Ali Fethi Okyar, 2. Nuri Conker, 3. Enver Paşa. Doğru cevap Edirne, 1, 2 ve 3, 1. Ali Fethi Okyar, 2.
Nuri Conker. 3. Enver Paşa. Soru 6. Osmanlı Devleti'nin imzalamış olduğu aşağıdaki antlaşmalardan hangisi sonucunda Batı sınırı Midye Enes hattı olarak kabul edilmiştir? Seçenekler: A. Atina 1913, B. İstanbul 1913, C. Bükreş 1913, D. Londra 1913, E. Uşi 1912. Doğru cevap: Denizli, Londra 1913. Sayfa 300. Soru 7. 1911 yılında İtalya'nın Trablusgarp'a saldırmasında etkili olan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Seçenekler: A. Yeni sömürgeler bulmak, B. 1896 Habeşistan yenilgisini unutturmak, C. Coğrafi yakınlık, D. Roma İmparatorluğu sınırlarına ulaşmak, E. Faşizmi yaymak. Doğru cevap: Edirne, faşizmi yaymak. Soru 8. Osmanlı Devleti imzalamış olduğu aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonucunda toprakları 3 kıtaya yayılmış imparatorluk olma özelliğini kaybetmiştir? Seçenekler: A. Lozan, B. Sevr, C. Uşi, D. Mondros, E. Mudanya. Doğru cevap: Ceyhan, Uşi. Soru 9. Osmanlı Devleti 1912 yılında İtalya ile imzaladığı Uşi Antlaşması'nda yer alan seçeneklerde okuyacağım maddelerden hangileriyle bölge ile kültürel bağlarını korumayı amaçlamıştır? Seçenekler: A. Yalnız 1. Bölgede hutbeler halife adına okunacaktır. B. Yalnız 2. Bingazi İtalya'ya bırakılacaktır. C. Yalnız 3. Bölgenin Duyun-u Umumiye'ye olan borçlarını İtalya üstlenecektir. D. 1 ve 2. 1. Bölgede hutbeler halife adına okunacak. 2. Bingazi İtalya'ya bırakılacak. E. 1, 2 ve 3. 1. Bölgede hutbeler halife adına okunacak. 2. Bingazi İtalya'ya bırakılacak. 3. Bölgenin Duyun-u Umumiye'ye olan borçlarını İtalya üstlenecek. Doğru cevap: Adana. Yalnız 1. Bölgede hutbeler halife adına okunacak. Soru 10. Mustafa Kemal, ordunun siyasetten ayrılması gerektiği kararını aşağıdaki savaşlardan hangisinin ardından vermiştir? Seçenekler: A. Balkan Savaşları, B. Trablusgarp Savaşı, C. Çanakkale Savaşı, D. Sakarya Savaşı, E. Dömeke Meydan Savaşı. Doğru cevap: Adana, Balkan Savaşları. Soru 11. Mustafa Kemal 1911 yılında Trablusgarp Savaşı'na Şerif takma adını kullanarak aşağıdaki gazetelerden hangisinin muhabiri olarak katılmıştır? Seçenekler: A. Serbesti, B. Tanin, C. Minber, D. Vakit, E. Akşam. Doğru cevap: Bursa, Tanin. Soru 12. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'nda başarısız olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? Seçenekler: A. Ordu mensupları arasında siyasi çekişme yaşanması, B. Cepheler arası bağlantı kopukluğunun olması, C. Savaş öncesi ordunun bir kısmının terhis edilmiş olması, D. Silah ve teçhizat eksikliğinin ortaya çıkması, E. Rusya'nın boğazlara saldırması. Doğru cevap: Edirne, Rusya'nın boğazlara saldırması. Sayfa 301, soru 13. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı sırasında bölge halkına karadan yardım götürememesinde aşağıdaki bölgelerden hangisinin İngiliz işgali altında olması etkili olmuştur? Seçenekler: A. Mısır, B. Kıbrıs, C. Hicaz, D. Suriye, E. Cezayir.
Doğru cevap Adana, Mısır. Soru 14. 29 Eylül 1913 tarihinde Bulgaristan ile yapılan İstanbul Antlaşması'nın seçenekteki maddelerden hangileri Bulgaristan'da kalan Türklerin özlük haklarını korumaya yöneliktir? Seçenekler. Yalnız 1. Türklere mülkiyet hakkı verilerek ilk ve ortaokullarda eğitim dili Türkçe olacaktır. B. Yalnız 2. Bulgaristan'daki Türklerin yasal hakları kanun ile güvence altına alınacaktır. C. 1 ve 2. 1. Türklere mülkiyet hakkı verilerek ilk ve ortaokullarda eğitim dili Türkçe olacak. 2. Bulgaristan'daki Türklerin yasal hakları kanun ile güvence altına alınacak. D. 1 ve 3. 1. Türklere mülkiyet hakkı verilecek ilk ve ortaokullarda eğitim dili Türkçe olacak. 3. Meriç Nehri iki ülke arasında sınır kabul edilecek. E. 1, 2 ve 3. 1. Türklere mülkiyet hakkı verilecek ilk ve ortaokullarda eğitim dili Türkçe olacak. 2. Bulgaristan'daki Türklerin yasal hakları kanun ile güvence altına alınacak. 3. Meriç Nehri iki ülke arasında sınır kabul edilecek. Doğru cevap Ceyhan. 1 ve 2. 1. Türklere mülkiyet hakkı verilecek. İlk ve ortaokullarda eğitim dili Türkçe olacak. 2. Bulgaristan'daki Türklerin yasal hakları kanun ile güvence altına alınacak. Soru 15. Balkan Savaşları sırasında Hamidiye Kruvazörü ile Ege Denizi'nde Yunanlara karşı mücadele vermesi sonucu Hamidiye kahramanı olarak anılan Osmanlı subayı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler. A. Enver Paşa. B. Rauf Orbay. C. Refet Bele. D. Ali Fuat Cebesoy. E. Talat Paşa. Doğru cevap Bursa. Rauf Orbay. Soru 16. Mustafa Kemal, binbaşı rütbesini aşağıdaki cephelerden hangisinde mücadele ederken almıştır? Seçenekler. A. Çanakkale. B. Nablus. C. Suriye. D. Kafkas. E. Derne. Tobruk. Doğru cevap Edirne. Derne. Tobruk. Soru 17. Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı seçenekteki savaşlardan hangilerinde mücadele verdiği savunulabilir? Seçenekler. Yalnız 1. Çanakkale. B. Yalnız 2. Trabluskarp. C. Yalnız 3. Dömeke. D. 1 ve 2. 1. Çanakkale. 2. Trabluskarp. E. 2 ve 3. 2. Trabluskarp. 3. Dömeke. Doğru cevap Diyarbakır. 1 ve 2. 1. Çanakkale. 2. Trabluskarp. Soru 18. İkinci Balkan Savaşı sırasında Edirne ve Kırklareli'nin geri alınmasında büyük etkisi olduğu için Edirne Fatihi olarak alınan Osmanlı subayı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler. A. Enver Paşa. B. Cemal Paşa. C. Talat Paşa. D. Rauf Orbay. E. Kazım Karabekir. Doğru cevap Adana. Enver Paşa. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti 2. Sayfa 302, test 26. Soru 1. Seçeneklerde okuyacağım topraklardan hangileri Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıştır? Seçenekler. A. Yalnız 1. Yanya, Selanik, Girit. B. Yalnız 2. Makedonya. C. Yalnız 3. Rodos, 12 ada. D. 1 ve 2. 1. Yanya, Selanik, Girit. 2. Makedonya. E. 1, 2 ve 3. 1. Yanya, Selanik, Girit. 2. Makedonya. 3. Rodos, 12 ada. Doğru cevap Denizli. 1 ve 2. 1.
Yanya, Selanik, Girit. 2. Makedonya. Soru 2. Balkan Savaşları sırasında aşağıdaki topraklardan hangisinin kaybedilmesi sonrasında 2. Abdülhamit tekrar İstanbul'a getirilmiştir? Seçenekler: A. Selanik, B. Dedeağaç, C. Kavala, D. Girit, E. Yanya. Doğru cevap Adana, Selanik. Soru 3. Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde İttihat ve Terakkicilerin etkisinden söz edilemez? Seçenekler: A. Meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesi, B. 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, C. Bab-ı Ali baskınının yapılması, D. 1. Dünya Savaşı'na girilmesi, E. Anayasacılık faaliyetlerinin başlaması. Doğru cevap Edirne, anayasacılık faaliyetlerinin başlaması. Soru 4. Osmanlı Devleti, seçeneklerde okuyacağım topraklarındaki egemenliğini aşağıdakilerden hangisinde verilen sıraya göre kaybetmiştir? Seçenekler: 1, 2, 3. 1. Trablusgarp, 2. Arnavutluk, 3. Suriye. B. 2, 1, 3. 2. Arnavutluk, 1. Trablusgarp, 3. Suriye. C. 2, 3, 1. 2. Arnavutluk, 3. Suriye, 1. Trablusgarp. D. 3, 2, 1. 3. Suriye, 2. Arnavutluk, 1. Trablusgarp. E. 1, 3, 2. 1. Trablusgarp, 3. Suriye, 2. Arnavutluk. Doğru cevap Adana. 1, 2, 3. 1. Trablusgarp, 2. Arnavutluk, 3. Suriye. Soru 5. 1912-1913 Balkan Savaşları sonucunda ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Seçenekler: A. Anadolu'da Türk nüfusu artmıştır. B. Osmanlı'nın demografik yapısında değişiklikler yaşanmıştır. C. Arnavutluk bağımsızlığını kazanmıştır. D. Osmanlı'nın Rumeli'de toprağı kalmamıştır. E. Balkan Türkleri azınlık konumuna düşmüştür. Doğru cevap Denizli. Osmanlı'nın Rumeli'de toprağı kalmamıştır. Soru 6. Balkan Türkleri azınlık konumuna düşmüştür. Aşağıdaki yıllardan hangisinde yapılan seçimleri İttihat ve Terakki mensupları halkın üzerine sopalarla yürüyerek kazandıkları için tarihe sopalı seçimler olarak geçmiştir? Seçenekler: A. 1908, B. 1912, C. 1923, D. 1946, E. 1876. Doğru cevap Bursa, 1912. Sayfa 303, soru 7. Seçeneklerde okuyacağım gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'na devam etmeyerek İtalya ile barış antlaşması imzalamasını hızlandırmıştır? Seçenekler: Yalnız 1. Balkan Savaşları'nın başlaması. B. Yalnız 2. Almanya'nın saldırgan bir politika izlemesi. C. Yalnız 3. Bab-ı Ali baskınının yaşanması. D. 1 ve 2. 1. Balkan Savaşları'nın başlaması. 2. Almanya'nın saldırgan bir politika izlemesi. E. 1 ve 3. 1. Balkan Savaşları'nın başlaması. 3. Bab-ı Ali baskınının yaşanması. Doğru cevap Adana. Yalnız 1. Balkan Savaşları'nın başlaması. Balkan Savaşları süreci veya sonrasında yapılan aşağıdaki antlaşmalardan hangisine Osmanlı Devleti katılmamıştır? Seçenekler: A. İstanbul Antlaşması 1913, B. Londra Antlaşması 1913, C. Bükreş Antlaşması, D. Atina Antlaşması, E. İstanbul Antlaşması 1914.
Doğru cevap Ceyhan. Bükreş Antlaşması. Soru 9. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi 31 Mart olayından sonra tahttan indirilmiştir? Seçenekler. A. Abdülaziz. B. 2. Abdülhamit. C. 2. Mahmut. D. 3. Selim. E. Abdülmecit. Doğru cevap Bursa. 2. Abdülhamit. Soru 10. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'nda seçenekteki topraklardan hangilerini kaybetmiştir? Seçenekler. A. Yalnız 1. Bingazi. B. Yalnız 2. Trablusgarp. C. Yalnız 3. Rodos ve 12 ada. D. 1 ve 2. 1. Bingazi. 2. Trablusgarp. E. 1, 2 ve 3. 1. Bingazi. 2. Trablusgarp. 3. Rodos ve 12 ada. Doğru cevap Edirne. 1, 2 ve 3. 1. Bingazi. 2. Trablusgarp. 3. Rodos ve 12 ada. Soru 11. Balkan savaşları sırasında aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı Devleti'ne karşı cephe açmamıştır? Seçenekler. A. Bulgaristan. B. Sırbistan. C. Karadağ. D. Yunanistan. E. Arnavutluk. Doğru cevap Edirne. Arnavutluk. Soru 12. İtalya, Trablusgarp Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için seçeneklerde okuyacağın faaliyetlerden hangilerinde bulunmuştur? Seçenekler. A. Yalnız 1. 12 adayı işgal etme. B. Yalnız 2. İzmir'i işgal etme. C. Yalnız 3. Çanakkale kıyılarını bombalama. D. 1 ve 3. 1. 12 adayı işgal etme. 3. Çanakkale kıyılarını bombalama. E. 1, 2 ve 3. 1. 12 adayı işgal etme. 2. İzmir'i işgal etme. 3. Çanakkale kıyılarını bombalama. Doğru cevap Denizli. 1 ve 3. 1. 12 adayı işgal etme. 3. Çanakkale kıyılarını bombalama. Sayfa 304. Soru 13. 1911 yılında yayımlanmaya başlayan ve 1912'de Türk Ocağı kurulduktan sonra kurumun yayım organı haline gelen Halide Edip Adıvar ve Ziya Gökalp'in de yazarlığını yaptığı dergi aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler. A. Türk Yurdu. B. Ülkü. C. Belleten. D. Küçük Mecmua. E. Kadro. Doğru cevap Adana. Türk Yurdu. Soru 14. Seçeneklerde okuyacağım gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Seçenekler. 1, 2, 3. 1. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesi. 2. Padişahın suçluları sürgün etme yetkisinin kaldırılması. 3. 31 Mart vakasının yaşanması. B. 2, 3, 1. 2. Padişahın suçluları sürgün etme yetkisinin kaldırılması. 3. 31 Mart vakasının yaşanması. 1. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesi. C. 1, 3, 2. 1. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesi. 3. 31 Mart vakasının yaşanması. 2. Padişahın suçluları sürgün etme yetkisinin kaldırılması. D. 3, 2, 1. 3. 31 Mart vakasının yaşanması. 2. Padişahın suçluları sürgün etme yetkisinin kaldırılması. 1. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesi. E. 2, 1, 3. 2. Padişahın suçluları sürgün etme yetkisinin kaldırılması. 1. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesi. 3. 31 Mart vakasının yaşanması. Doğru cevap Ceyhan. 1. 3. 2. 1. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesi. 3. 31 Mart vakasının yaşanması. 2. Padişahın suçluları sürgün etme yetkisinin kaldırılması. Soru 15. 1913 yılında
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başlatmış olduğu Babiali baskını sonucu iktidardan düşen Kamil Paşa'nın yerine hükümeti kurma görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Seçenekler: A. Nazım Paşa, B. Mahmut Şevket Paşa, C. Sait Halim Paşa, D. Ahmet İzzet Paşa, E. Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Doğru cevap Bursa. Mahmut Şevket Paşa. Soru 16. Trablusgarp Savaşı öncesinde İtalya'nın Rusya'nın boğazlar üzerindeki çıkarlarını desteklediği, buna karşılık da Rusya'nın İtalya'nın Trablusgarp'taki haklarını tanıdığı ittifak antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: A. Sykes-Picot Antlaşması, B. Uşi Antlaşması, C. Rakkonigi Antlaşması, D. Brest-Litovsk Antlaşması, E. Londra Antlaşması. Doğru cevap Ceyhan. Rakkonigi Antlaşması. Soru 17. Mustafa Kemal, 1. Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki cephelerden hangisinde Kemal Yeri adlı karargahı kurmuştur? Seçenekler: A. Kafkas, B. Suriye, C. Filistin, D. Nablus, E. Çanakkale. Doğru cevap Edirne, Çanakkale. Soru 18. Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sırasında aşağıdaki devletlerden hangisiyle silahlı bir mücadele içine girmemiştir? Seçenekler: A. Karadağ, B. Bulgaristan, C. Yunanistan, D. Romanya, E. Sırbistan. Doğru cevap Denizli, Romanya. Bu önemli hizmet Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü BUGES tarafından sağlanmıştır. Lütfen YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.